Evet arkadaşlar, herkese buradan selamünaleyküm. Bugünkü motorumuz Mati 125. Böyle firmaların çok reklamını yaptığı, kullanıcıların çok böyle memnunuz dediği bir motosiklet. 22.737 kilometrede çalıştırıyoruz. Şu an soğuk. Ses ne kadar geliyor bilmiyorum. Ses varyatörden değil arkadaşlar. Araç sahibiyle birlikte söktük bizzat. Varyatörler yokken de çalıştırdık. Krangın dışarıdan zaten kranga büyük baskı uyguladığımızda langır langır içeride gezdiğini görüyoruz. Aşırı bir krank sesi. Şöyle dinledim. Isınınca birazcık azalıyor ama zaten arıza lambası da yanıyor. Ona da bir bakılacak. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu motosiklet bu şekilde ses yapıyor. Hep yetkili servise gitmiş bakıma. Sonradan bize geldi. Şimdi ilk defa sökeceğim bir motosiklet. Mati daha yeni çıkan bir motosiklet biliyorsunuz. Bir dağıtalım. İçi beni dışı seni mi yakar? Dışı beni içi seni mi yakar modeli olacak. Yoksa güzel bir makine mi çıkacak bilmiyoruz. İnşallah tahmin ettiğim gibi çıkmaz. Ama 22.000'de de krank yemesi, yağ da var motosiklette bu arada. Hiç yağına da bakımı da ihmal edilmemiş bir motosiklet. Gayet özenle kullanılmış bir motosiklet. Aslında Trendyol olarak kuryelik yapıyor arkadaş ama yormuyor anladığım kadarıyla. Ama bir sökeceğiz, bir dağıtalım bakalım motoru. Ne çıkıyor motorumuzda, arıza? Sadece krank mı, başka bir şey mi? Bunu tabii açıp daha net, daha detaylı görürüz ama sesimiz %100 krank sesi. Bu bir. İkincisi makinede, yani bu matilerde şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben bunu ayrıntılı bir inceleme videosu çekerim. Belki bu motosiklette yaparız onu, bilmiyorum. Matilerde şöyle bir durum var arkadaşlarım. Mati şase kırıyor. Benim kanalımda daha önce 2 tane falan videosu olması lazım. Mati şase kırıyor. Çok övdükleri motosiklet sert bir çukura girdim mi ya amortisörü kırıyor ya şaseyi kırıyor. Madem bu kadar güzel motosiklet, neden şasesi bu kadar kırılıyor? Ben henüz daha ya Honda'da falan denk geldim. Sucular aşırı yük vuruyorlar. Paldır küldür kullanıyor. Yıllarca ekmeğini yemiş motosiklet. Onlar şase kırar. Ona normal gözüyle bakıyorum ben artık hani. Çünkü ben 14 tane damacana, 12 tane, 13 tane damacana su yükleyen adam gördüm Honda'ya. Şimdi Mati'de daha yeni bir motosiklet. Hani bir 5 sene 10 sene geçse kırsa tamam hadi dersin yine de Honda kadar kaliteli değil dersin ama ben bir Honda'da kolay kolay şase kırdığını görmedim. Mati kırıyor. Şuradaki direklerden patlatıyor. Her yerden patlatıyor. Mati'de böyle bir durum var. Şimdi bir dağıtalım motorumuzu. Ondan sonra görelim. Motorumuzun yağısı burada da gözüküyor. Sapsarı. Yeni değişmiş belli. Bakım ve motosiklet olduğunu söylemiştik zaten. Bir dağıtalım. İçinde hep birlikte göreceğiz. Evet, Mati 125'in motorunu aşağıya aldım. Buralarda biraz böyle toz, çamur, bir terlemeler yapmış falan herhalde. İndirdik, biraz yorucu oldu. Ama aldım aşağıya. Şimdi egzozu falan komple bir alacağız dışarıya. Bir dağıtalım, içini bir görelim bakalım. Evet, dağıtmaya başladım. Üst kapak, külbütör kapak çontası. Space'den anımsatılmış ama yani Honda grubundan anımsatılmış ama değil. Alt taraftan bozmuş. Motorun içeri çok kötü değil, dediğim gibi çok böyle ahım kötü çıkmadı. Şimdi bir senteyi alalım bir. Sökerken araba motoru olsun, motosiklet motoru olsun, ne sebep olursa olsun ilk söktüğümüzde her zaman senteye alıyoruz ki sentesini bir görelim. Eksiği, yediği, neyi var bir görelim diye. Evet. Sloplarımız da bu arada biraz sıkı herhalde. Buralarda öyle çok böyle bir terletme gözükmüyor. Silindirimiz dıştan baktığımızda Çinmalı 125'lik silindir. Sadece sensör yuvası var. Evet. Başka? Üst külbütör kapağımız da yine aynı. İçi beni dışı seni yakar modeli. Görsel aynı. Sadece külbütörü farklı. Şurada katalizör çıkışını iptal etmişler. Fabrikasyon direkt körlemişler. Yani bu muhtemelen
125 çan çınçonlarla aynı olabilir. Bir daha atacağım için merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Silindiri söktüm. Silindirde bayağı böyle bir dikey bir çizik var. Derin. Bu yağ izi mi diyeceğim? Hayır. Derin bayağı böyle bir çizgimiz var. Silindirimiz de yine dediğim gibi standart 125 çan çınçon silindire benziyor. O zaten herhalde. Evet. Pistonun etekteki sesi duyuyorsunuz. Pernopimi güzel. Bayağı böyle bir yağ yakmış bu motor. Neden böyle bilmiyorum. İçinden de yağ temiz ama az çıktı. Bir dağıtacağım bakalım. Ne gözüküyor ne gözükmüyor. Çünkü bayağı bir takırtılı çalışıyor. Krank sesi var. O yüzden söktük zaten. Evet. Arızalar birer birer çıkıyor. Şimdi bu motosikleti evet. Yağ pompa zincirimiz birazcık uzamış. Biraz boşluğumuz var. Onu da bulabilirsek değiştireceğiz. Krankın bu taraftaki rulmanın öyle bir ciddi bir dağılma gözükmüyor. Ama krank geziyor. Bizi rahatsız eden olduğu için zaten şey yapıyoruz. Söküyoruz. Çok kötü değilse belki rulman değiştirip toplayabiliriz de krankı. Her türlü zaten çan çin çan görüyorsunuz arkadaşlar. Pistonu biraz böyle farklı gibi geldi ama aynı. Belki krank boyu farklıdır, kol boyu tam hatırlamıyorum çünkü. Ama çok sürekli söktüğünüz Mondial'ler falan marka vermek gibi olacak ama Çin malı motorların birebir sistem aynı. Blok aynı ya, yani alt motor Çin malı arkadaşlar. Sadece bir enjeksiyon sistemi var. Stator sistemi farklı, enjeksiyon sistemi farklı. Stator sistemi space'i sargısı gibi yapmışlar aynı. Belki uyar bile, yani bir şey diyemem, çok benziyor. Space'i demeyeyim de şey, Activa S. Şimdi bloğu dağıtıyorum ufak ufak. Şu zinciri de alıp ondan sonra ısıtıp sökeceğiz bloğumuzu. Bir bakalım. Yani krank diye söktük, pistone tek vurmuş, o belli. Bir de bir kranka bakacağız. Evet arkadaşlar, rulmanı böyle sıkıyorum. Sönle. Gazlı filmimizin gazı bittiği için mecburen sönle sıkıyorum. Sıkıntı yok. Bununla da oluyor. O 5 dakikada ısıtıyor. Tabii 15-20 dakika gibi bir zamanda ısıtıyor. Böyle ısıtma nedenim de ustalarım iyi bilir. Bu arada Ankara'da usta. Selamlar olsun burada. Ustalarımız iyi bilir. Bunu ısıtma nedenim alüminyum ısınınca gelmişim salar kendini. Rulmanı rahat çıkartırım. Yani krancı rahat sökerim, rahat takarım. Çünkü ileride bunu ben zorla çekip zorla takarsam, yatağını bozarsam bu krancı sıfırda taksam bir daha iflah olmaz arkadaşlar. Gezer içeride. Ve zarar görür. Zarar görmesin diye riske girmemek adına böyle bir işlem yapıyoruz. Şanzıman rulmanlarım da böyle söktüğümüz için buna da ısıtıyorum, üşenmiyorum yani. 15-20 dakika böyle ısıtıyorum. Ama bu arada mola vermiş oluyorum. Hani video çekmeye çalışıyorum tek başına. Bir bekleyelim, bu kadar. Sadece bakalım, izlemeye devam edin. Motorun altı Çin malı. Belli zaten. Evet arkadaşlar, bunu dağıtmadan önce zaten incelemiştim. Ondan direkt dağıtmaya kanat getirip dağıttım motoru. Krank'ın dış rulmanda bu tarafta öyle bir şey yok aslında, yani iş görür. Diğer tarafı da tabii söktüğümde daha net göreceğim. Diğer tarafta dişli olduğu için orayı iyice bir ısıtıp çektirmeyle almam lazım. Krankta yatay boşluk çok aşırı var. Hani normal bir boşluk değil. Çok fazla var. Çok az da dikey boşluk var. Yani yeni başlamış vurmaya, tıkır 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 inceden inceden yeni başlamış vurmaya. Ondan dolayı söküyoruz. Burada da daha net gözüküyor diye size de göstermeye çalışıyorum. Bakalım gözüküyor mu, gözükmüyor mu? Yani çok aşırı. Yani çok az bir şey bir yatay boşluk olmak zorunda. Yağ boşluğudur ama bunda çok aşırı var. Ses bile yapıyor yani. Neyse, bir dağıtalım tamamen bakalım. Dağıttık zaten, bir şey kalmadı. Mati'nin krangını söktüm. Dişli çok sıcak olduğu için almıyorum. Şu an orada biraz soğusun kendi kendine. Bana bir zararı yok.
Krang'ı kurtarır mıyız? Kurtarırız. GY6 piston var üzerinde. Yani blok da GY6 dediğimiz blok. Çin malı scooter bloğu. Yani motorun altı Çin malı arkadaşlar. Böyle hani yok Türk malı, yok işte Honda'ya rakip, efsane sürüş keyfi var falan filan. Bu tarz reklamlara pek aldırış etmeyin. Motor kullandım. Birçok sefer kullandım şase kaynağından sonra teste çıktık falan filan. Hani şase tamiri geliyor bize. Argonla yapıyoruz bunu. Orijinalinden daha sağlam hale getiriyoruz. Bunlar da şase hastalık olduğu için. Ama şöyle bir durum var. Motor Honda ile kıyaslarsam Honda Activa S125'te misal hız olarak, güç olarak kalksın, Activa'yı havada karada paramparça eder. O konuda dürüst olayım. Gaz yemesi falan baya böyle bir keyifli bir makina. O konuda gerçekten hakkını yemem. Ama motorun alt bloğu içi seni dışı beni yakar hesabı. Şey içi beni dışı seni yakar hesabı. Krang, Çin balı scooter krangı. Ben bu krangı kurtarırım. Ben bunu tamir ederim. Sıkıntı yok. Tornacım var, güzel bir tornacım var. Krangçım var. Götürür yaptırırım. Sadece krank yapıyor adam. Bizzat kendimiz de uğraşını yaparız. Kendimde de presi var, şey var da krankçının yapması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Yaparım ben bunu, tamir ederim. Ama değer mi? Bence değmez. Çin malı scooter krangıyla aynı alıp takmak daha mantıklı olur. En azından sıfır malzeme. Bunlar da orijinal diye zaten öyle Honda gibi şey yok. Orijinal de Çin malı. Yansanayiz de Çin malı. Honda da Çin malı parça getiriyor belki ama Honda ya bir kalitesi var ya. Bir adı var yani. Anladın mı? Bir adı var. Ben çok üzülüyorum. Böyle alıyorlar motorları, dünya paraları veriyorlar. Bir de böyle masraf. 20 binde motor söktük. Gayet düzenli bakımı yapılan bir motosiklet. Yani bunu müşterinin kendi söylemesine gerek yok. Bunu ben yağ değişiminde analizinden de görüyorum. Ama bu motora en son konulan yağ öyle çok kötü bir yağ mı bilmiyorum. Rengi güzel çıktı. Ama belki bu servislerin, yetkili servislerin kullandığı yağlar maliyetten dolayı ucuza kaçtıklarından dandik yağ, tabiri caizse dandik yağdan kaynaklı bir durum olabilir arkadaşlar. Şimdi biz bunu komple silindir, piston, subap, duman lastikleri, subap kayıtları ne durumda bilmiyorum ama kolay kolay bozacağını zannetmiyorum. Yine onlara da bakarız. Subap kaydı bozulsa zaten kayıt tamiri normalde yapan yok. Bulabiliyorsak silindir kapağını direkt bulup değiştiriyoruz. Bunu silindirde de videonun başında da söylediğim gibi sadece şurada sensör yuvası var arkadaşlar. Ama bu Çin malı scooterlarda da, 125'lik scooterlarda da birçoğunda böyle bir civata yeri var. Muhtemelen o da sensör yuvası. Yani olabilir. Biz yine tabii bu parçaları her ihtimale karşı yetkili servisinden alacağız. Her ihtimale karşı yetkili servisinden alacağız. Arada çok bir fark olacağını zannetmiyorum. Yarın parçalarını getirtip bu motoru güzelce yıkayıp toplayacağız arkadaşlar. Bütün keçe takımı, conta takımı, adını hepsini değiştireceğiz. Toplarken yine videoya devam ederim. Hatta belki videoyu part 1, part 2 yaparım. Aynen, belki öyle yapalım. Çok uzun oluyor çünkü. Uzun olması benim için sıkıntı yok. Siz izlerken sıkılmayın diye arkadaşlar. Çok konuşuyorum çünkü bunu fark ettim. Neyse, şöyle yapalım. Ben bunun malzemeleri kenara alayım artık. Çünkü aktivitesi de var. Onu da sökmemiz gerekiyor. Ondan sonra devam. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Part 2 yarın toplarken yükleyeceğim. Bunu ben bu gece atarım bu videoyu. Siz izlerken ben öbürünü toplamış olurum.